biz bir arada mutluyuz ve biz gerçekten parkımızı istiyoruz yani. Biz bu ağaçları kesmenizi istemiyoruz. Ya tabii ki bu sadece burada kalmadı. Bu ülke geneline ve dünya geneline yayılan ciddi bir direniş haline geldi. Yani sisteme karşı da, o zihniyete karşı da, bu şiddete karşı da, anlatabiliyor muyum? Ama hani barış etrafında ve doğa etrafında ve insanlık etrafında bir araya gelen bir şeydi yani. Bu tanımla, yani ben bilmiyorum, bu işte romantik falan da olmak istemiyorum da şey değil. Öyle birkaç siyasi terimle işte özetlenebilecek, ifade edilebilecek bir hareket değil benim için Gezi. Berlin'de Hrant Hrant Dink Dink anması geliştiren hem yeni uygulamalar hem ve de eski yalanlarla dolu diasporayı bir araya iddialar getiren etkinliklerin başında geliyor. Rana için bu anlamın ayrı bir önemi daha var. O da doğup büyüdüğü yer olan Suriye Kamışlı'dan 2012 yılında Taksim'e taşınmasının hemen ertesi günü gittiği ilk eylem olması. just came freshly from Syria. I wanted to see how it is. And for me it was funny because you know, to see girls like super fashion, being on the street, standing for something all together. After the demonstration, it was like, so everybody would go to the party and drink. It was really nice feeling. It was so different from how I used to know. Gizem, Berlin'e taşınmadan önce hayatının büyük bir bölümünü Taksim'de yaşamış ve Gezi'nin aslında 2013'ten daha önce başlayan bir süreç olduğunu söylüyor. Bundan önce işte emek sineması vardı, esnaf eylemleri oldu. Yani bu işte tarla başı için. Şimdi Gezi Parkı zaten hani biliyorsun devam ediyordu kampanya. Gezi zaten bunun artık en son en büyük örgütlenmesini yaşadı yani. It seemed somehow exactly what was it in Syria because we never followed a plan or we didn't really have a strategy what to do and how and like there were no parties involved like everything was blocked a lot of people a lot of tear gas. Bir devletin vatandaş üzerinde uyguladığı bir takım pratikler nihayetinde kamuoyu tabii ki bunu gördü. Kimse buna sessiz kalmak istemedi yani. Yok efendim devlete karşı hareketlermiş, bilmem neymiş falan filan. Hiç öyle duygularla bir araya gelmedi o insanlar. Gezi Parkı eylemlerine ülke çapında milyonlarca insan katıldı. Kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız şiddetten dolayı birçok insan hayatını kaybetti. 16 kişi hükümeti devirmeye teşebbüs etmekten yargılanıyor. 2013'ten sonra artan terör saldırıları, Güneydoğu Anadolu illerinde düzenlenen operasyonlar ve darbe teşebbüsüyle beraber sivil ölümler giderek arttı. İstanbul'un net göç hızı 2013'te düşüşe geçmeye başladı ve şu anda eksi seviyelerde. Some weeks later, a Baluchi would come. My father. Şafak da Nankör'ün geçtiğimiz sene içerisinde göçenlerden. Yurt dışında uzun yıllar geçirdikten sonra 2009 yılında, 20 sene sonra çocukluğunu geçirdiği Taksim'e geri döndü. Ve Rumeli Han'da butik bir performans alanı açtı. Kooperatif adını verdiği mekanını Rumeli Han'ın 2016 yılında bir dönüşüm projesine dahil olmasından ötürü kapatmak zorunda kaldı. Şafağın başına gelenler, gezi sonrası birçok küçük esnaf ve kültür işletmecisinin başına gelenlerin özeti gibi. Taksim'den boşalan ruhun aslında bir mikro anlamda Rumeli Han'ın boşalması da benim için çok denk düşüyordu. Taksim hanları da meşhur biliyorsun. Bu hanlarda inanılmaz sürprizler yaşarsın. 7-8 kuşaktır o kirayı ödeyebilen esnaflar yaşarlardı orada. Gayrimüslim esnaflar, gömlekçiler, don satanlar, iç çamaşır satanlar vesaire. 2015-2016 arası bunun hepsi boşaldı. Biz hikayeyi biraz kendimizle ilişkilendirdik tabii. Mekanın önüne masa atamamamızla ilişkilendirdik belki. Geziden sonra yapılan baskıyla, alkole koyulan fazla vergilerle ilişkilendirdik. Ama aslında üst o iceberg'in görünen tarafıydı. Kooperatifin Rumeli Han'dan çıkılması benim için bir İstanbul hikayesiydi. Ama aslında Rumeli Han'ın boşalması daha büyük bir liberal politikanın aslında sonucu olduğunu düşünüyorum. Yeni göç dalgası, akademinin de son birkaç senedir yoğun mesai harcadığı konular arasında. Bu konferansı organize edenlerden biri olan Ula da daha önce İstanbul'da yaşamış ve akademik çalışmaları Türkiye üzerinde yoğunlaşmış. So We the City is a conference on plurality and resistance in Berlin and Istanbul. Now see since a couple of years that they become intimately connected in new forms, in new ways.
with all the new migration from Turkey coming to Berlin, and to look at them at political arenas where urban movements play a very important role, and where urban movements have forced the local governments, even the national governments, to take certain actions and to react to it. In Berlin, the tenants' movement has been very active. And also we see how these movements have really pressed the local governments, the Berlin government, but also the national government, to deal with this housing issue. Gezi is something that has caused the Turkish government to react. We've been discussing over the past 2.5 days now with our fellow panelists about the possibilities or the impossibilities of comparing these two cities. Berlin and Istanbul are geographies of desire, not just for the LGBTI communities, but for decades, the discourses, the narratives on these cities have heavily relied on the idea of desire. And that inevitably brings us to the discussion of sexuality. Biz mesela tarla başında bir sokak Afrikalı arkadaşlar, bir sokak işte Suriyeli, bir sokak Romanlar, bir sokak işte Kürdistan. Çok inanılmaz güzel bir dengesi vardı bunun bir de. Mesela Zonenale'de yürüdüğün zaman en çok Arapça duyacaksın ve Karl Marx'a gittiğinde daha çok böyle işte gelinlik, çeyiz evleri ve Türkiye kökenli işte ara ara böyle dik sokaklara girdiğinde işte tek tük kaç Alman kafe bar. Ama işte onun dışında İtalyan ve İspanyol. Rana da Gizem ve Şafak gibi özel olarak nonkörünü seçmemiş. Ama kendini burada bulmuş. A lot of people I know in Kreuzberg and like I know from Turkey, also Syrians. So that was also somehow like I'm coming back to the old good days. Looking for home somehow it's like I don't look for home anymore because it's exhausting, but feeling a little bit of safety or belonging to something